Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. İETT otobüsü kaza yaptı. İstanbul Avcılar'da bir İETT otobüsü sağanak ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İETT otobüsünün içerisinde yolcu olmaması da aslında herkese rahat bir nefes aldırdı diyebiliriz sevgili izleyiciler. içerisinde yolcu yoktu otobüsün. Karayolu'nun Mustafa Kemal Paşa Mahallesi mevkiinde gerçekleşti kaza tam olarak ve seyir halindeki e, otobüsü yağış dolayısıyla kontrolden çıktı. Ardından aydınlatma direğine çarptı. Görüntülerde de aslında belli oluyor sevgili izleyiciler aydınlatma direği de devrilmiş. Evet bu görüntülerde canlı olarak ekranlarınıza yansıyor onu da belirtelim. Evet İETT otobüsü Aydınlatma direğine çarptı dedik. E, Direk yerde devrilmiş vaziyette de e, duruyor. Aynı zamanda trafikte de elbette ki aksamalar yaşanıyor. E, kazanın etkisiyle savrulan otobüs yan döndü. D100 karayolunun Edirne istikametinin trafiğe kapatıldığı bilgisini paylaşalım, yeniden söyleyelim. E, trafiğe çıkacaklar için önemli bir bilgi. D100 karayolunun Edirne istikameti trafiğe kapanmış durumda. Otobüs yan döndüğü için sevgili izleyiciler bölgede polis ve sağlık ekipleri var. E, o noktada çalışmalarını sürdürüyor. Trafik akışı ise yan yoldan sağlanıyor. Aracı kaldırma çalışmaları var şu dakikalarda da. Ekranın sol köşesinde de avcılarda kazanın yaşandığı noktadan canlı görüntüler yansımaya devam ediyor. Trafik akışının yan yoldan sağlandığı bilgisini yeniden izleyicilerimizle paylaşalım. Aracı kaldırma çalışmaları var şu dakikalarda. E o çalışmalarında devam ettiği bilgisini paylaşalım. Direkte refüje devrilmiş durumda yine. E, o noktada da ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın etkisiyle otobüs savrulduğu için e, yan döndü ve bu nedenle de D100 karayolunun Edirne istikameti şu dakikalarda trafiğe kapatılmış durumda.